Merhaba hobi severler. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Evde tek kalmış çanak, çömlek, kadeh, bardak ne varsa topluyoruz. Bunlardan çok güzel dekoratif ürünler yapıyoruz. Ben buna üçleme yaptım burada. Sadece birini izleyeceğiz ama anne, baba ve çocuk üçlemesi diyorum. Tabii ilk olarak anneyi yapıyoruz. Burada başlangıçta kamerayı ayarlayamadığım için tam böyle boyaları göstermeden başladım ama öncelikle evdeki 3 tane kasemi beyaza, Mood Surface bir ürün bu yine, boyuyorum. Sonra kadehimin belli kısımlarını kağıt bantla bantladım. Arayı yine aynı şekilde Mood Surface beyazla boyadım. Taban kısmına varak kaplayacağım için altın yaldıza boyuyorum. Bunda da niçin altın yaldız kullanıyorum? Varak yırtılırsa arada tekrar sarı gözüksün, tamir yapmak zorunda kalmayayım diye. Biraz önce gördüğünüz gibi videoda süt miksiyon adı verilen bir yapıştırıcı kullanıyorum. Onu sürdükten sonra bu süt gibidir rengi, tamamen şeffaflaşmasını bekliyoruz. Bu ortam sıcaklığına bağlı olarak 45 dakikada 1 saat içinde tamamen şeffaflaşır. Onun üzerine varağımızı yapıştırıyoruz. Ondan sonra da birkaç saat mutlaka bekleyelim. İyice donsun, varağımız yapışmış olsun. Sonra ben burada sert kıllı bir fırça kullandım ama siz isterseniz yumuşak bir fırça da kullanabilirsiniz. Çapak dediğimiz o birleşme yerlerindeki kalıntıları süpürelim. Daha sonra bunu vernikliyoruz ama burada video çekiminde yine bir takım atlamalar olduğu için vernikleme kısmını atlamışım. Ama videonun sonuna doğru tekrar varak yaptığım bir bölüm var. Orada verniği de göreceksiniz. Orada tekrar anlatacağım. Bu verniklemek önemli çünkü üzerinde herhangi bir eskitme yaptığınızda ya da kalıcılığını, uzun ömürlü olmasını sağlamak için mutlaka yapıyoruz. Kadehimizin bantladığımız yerlerini söktük. Farklı yerlerden bantlayarak bu sefer siyah boya kullandık. Çünkü burada yaptığım objede genelde siyah, beyaz ve altın renklerini kullanıyorum. Şimdi kadehin üzerinde belli bölümlere ayırdım. Bunu santimlemek tabii yuvarlak olduğu için biraz başlangıçta zor gelebilir ama önce iki taraftan çizerseniz ters olan, sonra aralara yine kayıtlar atarak bu işlemi yapabilirsiniz. Burada da yine siyah beyaz boyamayı yaptık. Şimdi iki tane kaseyi birleştirip kareleme tekniği uygulayacağım ama önce çizdim. Fakat dikkat etmediğim bir şey var. Burada kasenin alt tabanı tek sayı. Yani o çıkıntılardan çizdiğim çizgiler tek sayı. Tek sayı olunca ne oluyor? Siyah beyaz siyah beyaz döngüsü bir yerde aynı renkte kalıyor. Bunu tabii sonradan fark ettim. Önce saymadan yapmışım. Bu yüzden o kareleri bir daha böldüm. Daha minik minik kareler oldu. Evet, beni biraz daha uğraştırdı. Ama bence ilkine göre daha iyi oldu. Çok belki de İri kareler o kadar da estetik durmayacaktı. Böylelikle kare sayımızı, yani yuvarlağın bir döngüsünde çift sayıya çıkarttık. Çift sayıya çıkarttığımız zaman mutlaka buna dikkat edin. Çok rahat siyah beyaz siyah beyaz devam edecek. Karelemeyi yaptıktan sonra atlama olmasın. Çünkü aynı işlemi yaparken insan dalabiliyor. Böylelikle yanlış yerde boyama yapabiliyor. Siyah boyayacağım alanları küçük çarpılarla işaretledim. Böylelikle müzik dinlerken işime devam edebildim. Atlama yapmadım. Aslında küçücük bir yerde yaptım ama onu hemen telafi ettim. Çünkü bazen ezbere işimizi yaptığımız zaman sıkıntılar olabiliyor. Bu da boyanmış son hali. Şimdi diğer kasemizi, burada da bir video atlaması var. Ama ne olduğu yine belli. Bir kalemin arkasıyla yuvarlaklar yapıyorum çünkü çizgi, kare, yuvarlak farklı desenlerin bir arada ama estetik olarak buluşmasını sağlamak istiyorum. Yani buradaki amacım o. Kalemle bastığım yerlerde tabii ki boşluklar oluştu. Onları da hemen fırçayla doldurdum. Şimdi yine varak kısmına geri dönüyoruz. İki tane, biri çay tabağı, biri de normal çerez ya da ikram tabağı diye düşünebileceğiniz tabakları altın yaldızla boyuyorum. Burada yalnız altın yaldız transparan bir ürün olduğu için kapatıcılığı hemen oluşmadığından dolayı bir iki kat uyguladım.
Tabii her katı videoda göstermek çok da eğlenceli değil. Yani biraz sıkıcı olabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi bir 2-3 kat uygulanmış hali. Yine süt miksiyon uyguluyorum. Burada da gördüğünüz gibi oldukça beyaz bir ürün. Ama zaman geçtikçe şeffaflaşacak. O da zaten onun yapışma süresini gösteriyor. Neden şeffaflaşması önemli? Çünkü o tam kurumadan bir kuruma haline geçiyor. Derbideki gibi ya da o tarz yapışkanlarda. Eğer şeffaflaşmadan varak uygularsanız yırtılmalar olacaktır. Bu da sizi çok uğraştırır. Tam yapışmayacaktır. O yüzden sabırlı olup beklemekte fayda var. Şu anda gördüğünüz gibi varağı da yapıştırıyorum. Burada varak verniği kullandım ama isterseniz yat verniği de kullanabilirsiniz. Yat verniği rengi bir tık daha koyulaştırıyor. Eğer hiç renk değişmesin, aynı parlaklıkta varak gözüksün istiyorsanız şu anda gördüğünüz gibi mutlaka varak verniği kullanın. Varak verniğinin kuruma süresi de şimdi ben de ortam sıcaklığına bağlı herhalde 1,5 saatte kurudu ama bazen çok daha uzun sürebiliyor. Parmağınızla çok gözükmeyen yerlerde dokunarak görebilirsiniz. Verniklemeyi yaptıktan sonra bu sabit kalemlerle tabağımın belli bölümlerini gördüğünüz gibi işaretliyorum. Çünkü çok fazla altında beni gözümü biraz rahatsız etti. Dokunuş olarak olması, arada ince kayıtlar olarak kalması çok daha şık gözüküyor. Şimdi artık bütün parçaları boyadım. Tabii o arada minik kadehimizle boyadık. Birleştirme işlemine geçiyoruz. Bunun için ben kuvvetli yapıştırıcı, yani Japon tutkalı kullanıyorum. Çok da sağlam oluyor. Buraya kadar videoyu izlediyseniz, eğer abone değilseniz ve bu videoyu beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basabilirsiniz. Bu destek için ve daha iyi videolar yapmak için motivasyonu arttırıcı bir eylem. Memnun olurum yaparsanız. Evet, şu anda parçaların son birleştirilmesini yapıyoruz. Videonun sonundaki fotoğrafta da anne, baba ve evlat olarak üçlemeyi göreceksiniz. Ben öyle yakıştırdım. Sizler de bunu dekoratif olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz mumluk olarak da düşünebilirsiniz. Ben daha minik heykelcikler olarak düşündüm. Eğer yaparsanız güle güle kullanın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.